Barış'a liderlik gibi oldukça anlamlı bir konuda sergi yapmak benim için özel bir duygu. Hepiniz hoş geldiniz. It's very special for me to have an exhibition in such a forum that's leading peace. I would like to welcome all of you. Yılında Suriye'de başlayan iç savaşın etkisiyle insanlar savaştan kaçıp Türkiye'ye geldiler. Büyük bir kısmı Türkiye'ye yerleşse de bir kısmı yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istiyorlardı. Çünkü Türkiye'de mülteci değil sadece sığınmacıydılar. Yani hakları yoktu. After the civil war erupted in 2011 in Syria, people fled the war and came to Turkey. Although most of them settled in Turkey, some of them wanted to take refuge in European countries through crossing the way illegally, so-called, because they were not recognized as refugees in Turkey, but only asylum seekers, and they didn't have the rights that refugees would have in Turkey. Özellikle 2013'ten sonra Ege ve Akdeniz üzerinden Türkiye'nin Yunan adalarına ciddi bir insan trafiği başladı. Bu insanlar şişme botlarla ölümü göze alarak yeni bir hayata adım atmak için Batı ülkelerine gitmek istiyorlardı. Especially after 2013, a serious wave of human trafficking started from Turkey through Greece, through the crossing the Aegean and Mediterranean seas. These people wanted to go to Western countries to take a step into a new life by risking death on inflatable boats. Türk medyası her gün batan botların kaybolan insanların haberlerini yapıyordu. Ve bu haberleri her gün okuyorduk. Hem Türkiye hem Batı medyası bu trajik durumu sadece izlemekle yetiniyordu. Every day it was possible to see news in the Turkish media about refugees, sinking boats, disappearing people. However, both Turkish and the Western media we're only watching this tragic situation. Bu durumun en trajik olan yanı ise 2015 yılında Aylan Kürdi isimli bir bebeğin Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına cesedi vurmasıyla anlaşıldı. Bu insanlar yokmuş gibi davranan Batı ülkeleri artık gözlerini kaçırmaktan utandı. Dünya Aylan bebekle yüzleşti, mültecilerle yüzleşti. The most tragic aspect of this situation was discovered in mid-2015 when the body of a 3-year-old baby named Aylan Kürdi washed up on the Turkish Mediterranean shores. Çok özür dilerim. Aylan bebeği yok. Şurayı ben okumadım daha. Okay, tamam. Devamını getireyim. All states that pretended that these people did not exist were then ashamed to avert their eyes. For the first time, the world faced Aylan and refugees. Aylan bebeğin gömülecek bir cesedi vardı. Ancak botların Ege ve Akdeniz'de batmasıyla cesedi bulunamayan yüzlerce çocuk var. Aylan had a body to be buried. But there are hundreds of children whose bodies were never found after they both sink in the Aegean and Mediterranean seas. Onlar için ne yapabileceğimi düşündüm ve 2015 yılının Ekim ayında ölüm botu denilen botlardan birine bindim. Türkiye'nin Yunanistan'a en yakın kıyısına giderek ölüm botlarından birine bindim. Kişi başı 2-3 bin dolar verilerek, çocuklar için 2 bin, yetişkinler için 3 bin dolar verilerek binilen o botlarda yer alabilmek için insan kaçakçılarını ikna ettim. Bir kadın olmam onların gözünde tehlikesiz olduğum anlamına geliyordu. I thought about what I could do for them and in October 2015 I went to the closest point between Turkey and Greece, the Lesbos Islands. And got on one of the boats known as the death boat. I convinced human smugglers to get on that boat by paying $2,000 to $3,000 per person, $2,000 for children, $3,000 for adults. And being a woman meant that I was not threatening to the smugglers. 12 kişilik bota 40-45 kişi bindik.
Bunlardan ona yakını Aylan Kürdi gibi çocuktu. Kalabalık olduğu için botun batma tehlikesine karşı binmek istemeyen mülteciler insan kaçakçılarının tehdidine maruz kalıyor ve zorla bindiriliyordu. İstersen devam edelim. 40 to 45 people boarded on the 12-person boat and nearly 10 of them were children like Alan Kurdi. Refugees who didn't want to get on the boat because of the high number of people who were exposed to the threats by human smugglers and were forcibly boarded. Botta hareket edecek en ufak bir alan yoktu. Hareket eden olursa alabora olabilirdik. Botun baş kısmına oturdum ve bütününü fotoğraflayabileceğim bir yerden bir buçuk saat boyunca insanları çektim. There was not the slightest room to move in the boat. We could have capsized the moment it was moving. In order to be to photograph the whole of the boat and then the people, I sat on the bow of the boat and shot people for an hour and a half without moving from my space. Sonunu bilmediğimiz bir yolculuğa çıkıyorduk. Herkesin yüzünde büyük bir endişe vardı ve dua ediyorlardı. Benim de onlarla birlikte dualara katılmamı istediler. Midilli kıyısına dek endişe ve dualar sürdü. We were embarking on a journey whose end we didn't know. Everyone had a great worry on their faces and they were praying. They asked me to join their prayers and these worries and prayers continued until the shores of Lesbos. Midilli kıyıları iyice görünmeye başladığında düdük sesleri duyduk. Avrupa'dan gelen yardım gönüllüleri bizi düdük sesleriyle çıkacağımız noktaya doğru yönlendirdiler. Aksi halde sivri kayalıklara çarparak batabilirdik. Sonunda sağ salim karaya çıkmıştık ve böyle karşılanabileceğimizi hiç ummuyordum çünkü çocukları kucakladılar, kadınların ellerinden tuttular. When the shores of Lesbos became more visible, we heard the whistles. Humanitarian aid volunteers from European countries guided us to our destination with the sound of their whistles. Otherwise, we could have sunk by hitting the sharp rocks on the shore. Finally, we landed safely. They embraced children. Women are held by their hands, and I never expected to be greeted like this. Kıyıya çıkar çıkmaz gözaltına alındım. Hem ülkeye illegal giriş hem de insan kaçakçılığıyla suçlanıyordum. Çünkü bir Yunan askeri benim botu benim kullandığıma dair ifade vermişti. 5 gün gözaltında kaldım. 3000 euro teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım. 2 yıl süren mahkemenin ardından hem 2 yıl süren mahkemenin ardından beraat ettim. Fakat Yunanistan'a giriş yasam hala sürüyor deport edildiğim için. As soon as we landed, I was detained. I was accused of both illegal entry into the country and human trafficking. A Greek soldier testified that I was steering the boat. I was detained for 5 days. Then I was released on bail of 3,000 euros by the court pending my trial. I was acquitted after 2 years of trial and I'm still banned from entering Greece. Birileri barışa liderlik edecekse eğer bunu kıyıda gece gündüz demeden bekleyip düdük çalarak insanları sağ salim kıyıya çıkarmaya çalışan gönüllüler edebilir ancak. Herhangi bir maddi kaygı gözetmeden aylarca bunu yapan gönüllülere ve yardım kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine dünya çok şey borçludur. If someone is going to lead the peace, it is the humanitarian aid volunteers who wait day and night for months on the shore and try to bring people to the shore by blowing their whistle all the time. The world owes a lot to the volunteers and aid organizations, non-governmental organizations who do this on the coast for months without any financial concern. Eskisi kadar çok olmasa da bugün hala geçişler, botla geçişler devam ediyor. Çünkü insanlar hem kendilerine hem ailelerine daha güvende ve daha iyi şartlarda bir hayat sürmesi için ölümü göze almaya devam ediyorlar. Although not as many as it was before,
seeking refuge on boats continues today, because people continue to risk death in order to lead their own life and their families' lives in a safer and better condition. Devletler sınıfta kaldı ve siyasetin bulaştığı her şey kirleniyor maalesef. The states have failed and the political interventions unfortunately have been quite dirty. Biraz arkamdaki fotoğraflardan bahsetmek istiyorum. I would like to briefly mention about the photos that you are seeing now on the screen. Bunları geçebilir miyiz o evlerdeki fotoğraflara gelelim? Can we move to the other pictures? Daha sonrasında sorunuz varsa eğer soruları alabilirim. And if you have any question after the presentation of the pictures, then I can answer them. Richard, is it possible to move to the other pictures? Hangilerine geçmesini istersin? Evlerde. Okay. İki fotoğraf. Okay, the images that show the houses, people in their houses. Yes, Azim. We'll go back to the first pictures. Okay. İlk fotoğrafa geçecekler şimdi. İlk galiba. Evet, orada. So here we are back with the first pictures. Thank you. Yes. Okay, thank come you. On. Yes, okay. These are the images. Bu evlerde aşağı yukarı 7-8 ay çalıştım. Bu evler Türkiye'de, İstanbul'da insanların bota binmeden önce yaşadığı geçici evler. Okay, so these are the houses before people take their journey on boats, and I worked with them around 6-7 months in Istanbul. Burada ranza kiralıyorlar. Evin bütünü ranza ve bir ranzayı kiralayıp ranzada yaşamaya başlıyorlar ve para biriktiriyorlar bota binmek için. Okay. And these houses are full of beds, and the people are renting the beds to save money so that they can take the journey on the boat to Greece. Bu bölgede aşağı yukarı 100'e yakın ev var ve 100'ünün de içinde ranzalar var ve sınırdan gelen Suriyeliler buraya geliyor ve para biriktiriyor. Okay. And there are approximately 100 houses like this. And people, Syrian refugees coming from Syria, come and stay in these houses. They save money. Evlerin hepsi aynı. İnsanlar aynı. All of the houses are the same. Even people are the same. Beni bot projesine götüren proje buydu aslında. Bundan sonra ne yapıyorlar? Okay. So the idea that took me to the boat project was actually this one, and I was questioning what people are doing after this process, after this stage. Bu evlere girmek çok zor oldu. It has been quite difficult for me to enter these houses. Çünkü savaşın başladığı dönem çok büyük bir Esad korkusu vardı ve bu fotoğraflar Esad'ın eline ulaşırsa kafamızı koparır diyorlardı. Okay. And it was really scary for them because they were afraid that if these images are gone to Syria and if Assad government sees them, they are going to behead us. Fotoğraf makinesi birçok yere giriş vizesi benim için. Okay, for me, camera is a visa for me for me to enter in many places. Fotoğraflarda fotoğrafları çekerken herhangi bir estetik kaygı gütmüyorum. And I have no aesthetic concern when I use my camera and take pictures. Oryantalizmin tuzağına düşmeden nasıl görüyorsam öyle belgelemeye çalışıyorum. And I try to not be trapped in the trap of Orientalism while taking the pictures, and I just want to show what I see. And take pictures with my camera and show it to people. Fotoğraflarım belki onların hayatını değiştiremeyecek ama bu gerçeği gözler önüne serecek. Maybe my pictures, my photos are not going to change their life, but at least
I'll be able to show their reality. Teşekkür ederim. Thank you very much. Evet, soru varsa alabilirim. Richard, soruları toplayacak şimdi. Thank you, Yazin and Elise, for telling us the inspiring story of the photos that we have here on exhibition. Now, we do have time for a few questions, if anybody has any questions they would like to ask. And unusually, you are able to ask the questions either in English or in Turkish, whichever suits. If anybody has any questions they would like to ask. Thank you very much, Kieran Devan, Director of the Center for Trust, Peace and Social Relations. In a previous role, I was working with young Syrians who wanted to find ways of helping rebuild their country whenever peace came. Mm-hmm. What's your sense, talking to the young people and that you've been working with, how much hope do they have to help rebuild their homeland, to return to their homeland, or are they feeling more despondent than that? Okay. Thank you very much. CTPSR... bizim merkezden ve şöyle bir sorusu var. Merak ediyorum, Suriyeli gençlerle ilgili görüşme yaptınız mı onlarla? Özellikle ülkelerine yeniden inşa süreciyle ilgili ne düşünüyorlar? Bu konuda herhangi bir görüşme yaptıysanız izlenimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Gittikten sonra mı? Nasıl? Şu an Türkiye'de bulunanlar mı? Çok katmanlı tamam. Çünkü bu iş. Are you asking about the young people in Turkey or those who made it to Greece? Either. The young refugees. Evet, genel olarak genç mülteciler bu konuda ne düşünüyorlar? Bir kere yani ilk başladığım zamanlar evlerine gidebileceğine inanıyorlardı ama son dönem artık hepsi bundan vazgeçmişti. Hı-hı. Ve artık hani bir ev kavramı onlar için yoktu. Artık o yüzden zaten ölümü göze alarak bir yerlere gitmeye çalışıyorlar çünkü bunun geri dönüşü yok. Okay. İlk başta da dediğiniz tam olarak ne zaman? 2013-14 15'e kadar bu evlerde çalıştım. Okay. 14'e kadar. So 15. When I was working with refugees between 2013 and 15, I would see some people saying that we will go back to our country and rebuild our life, houses, etc. But now the situation has changed because they lost their hope. They don't believe that there is a country they can rebuild again, and there is no hope in that sense, unfortunately. Thank you. Yazin Guliz, thank you so much for telling the story of those photographs and the tragic tale that accompanied them. Thank you so much for inspiring us with that information. Thank you so much again. If we can show our appreciation, please. Thank you.